Hadi gelin internetinizi 100 kat arttıralım. 2400 megabit olsun. Ama bu modemi kullanacaksınız ona göre. Selam yüksek frekanslılar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun süredir DNS serverları üzerinde çeşitli testler gerçekleştiriyorum. Ve merak ettiğim bir şey vardı. Acaba oyunlarda surf yaparken, video izlerken benim için en performanslı DNS sunucusu hangisi? Bugün kalkıp size modeminizi 50 kat hız aşırtıyoruz, İşte bağlantınızı güçlendiriyoruz gibi boş ayarlarla karşınıza çıkmak istemedim. 24 megabit'i ne yapacaksın? 2 katına mı çıkartacaksın? Zaten Türk Telekom'un ya da Türknet'in sana verebildiği kapasite hacim belli. Bir de adam sana diyor ki ekstradan altyapının full nimetlerinden faydalanmak istiyorsan 15 lira daha ödemen lazım. Sağ ol abi, almayayım çünkü hala upload hızları dünya geneline baktığımızda gayet düşük ve kötü ya. Tamamıyla statik testler ve kullanıcı deneyimi üzerine ilerleyeceğiz ve DNS'in oyunlara etkisini ölçeceğiz. Vallahi ben de çok heyecanlıyım, hemen frekans vermek istiyorum. Bir yandan sizler için derlediğim en iyi DNS sunucularını kapıştırırken diğer yandan da kabaca DNS noktasına yorumlarımı aktarayım. Sevgili dostlarım, kabataslak DNS'in ülkemizde değiştirilmesindeki yegane amaçlardan bir tanesi yasaklı sitelere girebilmek ve video izlemek üzerine kurulu. Fakat ben genel kullanım için güvenli ve hızlı bir DNS kullanmayı tercih ediyorum. Bazı DNS'ler ekstra güvenlik ve gizlilik sunabiliyor. Bazıları ise güvenlikten yoksun. Kimisi ise sadece stabilite sunmakta. Mesela ekrana yansıtacağım DNS sunucusu iddia edildiğine göre oyunlardaki ve sayfalardaki reklamları engelleyebilmekte. Biraz DNS muhabbetini açalım. Bu sistem isim sunucuları ve çözümleyicilerden oluşmakta. Birinde host isimlerine karşılık gelen IP adres bilgileri, diğerinde ise DNS sunucusu ya da sunucu adresleri bulunmakta. DNS IP adresleriyle alan adlarını eşleştiren devasa bir veri tabanıdır ve sürekli olarak güncellendiği için telefon rehberi gibi de düşünebilirsiniz. Şimdi pratikte şöyle bir şey var, bir IP adresine direkt olarak ping attığınızda DNS'in bunda çok büyük bir etkisi var diyemeyiz. Fakat siz google.com'a ya da farklı bir mecraya ping attığınızda DNS IP'yi çözerken ilk pingi etkileyebilir. Çünkü başlangıçta DNS isteği domain adını IP kanadı çözmek için gerekli görüyor. Domain çözmek için geçen zaman ilk ping süresini etkileyebilir. Şimdi birçok oyunda IP üzerinde iletişim sağlandığı için çok büyük bir etkisi var diyemeyiz. Yine de kötü ya da çöken bir DNS kullandığınızda server'a bağlanamama gibi durumları illaki yaşamışsınızdır. Hatta Game Ranger kullananlar DNS muhabbetleriyle çok daha sıkı fıkıdır. Valla ben hala 21. yüzyılda bu kadar düşük yükleme hızlarına nasıl sahibiz diye kendi kendime sorguluyorum. Acaba DNS'i değiştirirsem oyunlara nasıl etkisi olur? Pingim 100'den 50'ye düşer mi? Bunlar şehir efsanesi mi? Babacım biraz dur, sen ne yapıyorsun? 150'den 50'ye ne ara düştün? İlk oyun testiyle başlayalım. PUBG'de gerçekleştirdiğim testlerde adaletli olması adına aynı koşullarda test sürecimi gerçekleştirdim. Zaten serverda stabil olduğu için hemen hemen birbirlerine yakın sonuç sergilediler. En düşük MSI'ye OpenDNS, Cloudflare ve TürkNet ile erişsek de kapanışa doğru TürkNet herkese fark attı ve en yüksek MSI değerlere ulaştı. Zaten uzun süredir kullanıyorum ve ani ping yükselişlerini sezinlemiyor değildi. En stabil DNS Watch ve Cloudflare ile Google DNS oldu. TürkNet'ten sonra en yüksek MSI değerleri QuadDNS'te gördüm. Gelelim CSGO'ya. Biraz daha bize uzak kötü sunuculara girdiğimizde DNS'in nasıl bir etkisi oluyor merak ettim. Tabi o anki sinyale, server koşullarına da bağlı bu durumlar. Buna göre tabloya baktığımızda ilk serverın kazananı en düşük MSI ile DNS Watch olmakta. En yüksek MSI oranları ile kaybedenler ise TürkNet ve TTNet olmakta. İkinci server'a geçtiğimizde kazanan Google, kaybeden OpenDNS. Ortalamada ise TürkNet. Gelelim üçüncü server'a. Çok daha uzakta ve daha yüksek oranlarla karşımıza çıkıyor. Burada kazanan Verisign, kaybeden ise Quad. Son testte ise kazanan yine Verisign. Lakin Google da buna eşlik etmekte. Genel tabloya baktığımızda TürkNet, TTNet gibi stok DNS sunucular online oyunlarda ortalama bir performans sergilese de ani yükselişler göstererek diğerleri karşısında pek stabil durmuyorlar. Gelelim LoL'e. Avrupa sunucusundan aldığım değerleri yansıtmak istiyorum. Minimum, maksimum ve ortalama değerlerde DNS'lerin performansına bakabilirsiniz. Burada en iyi minimum değeri DNS Watch ve OpenDNS sergiledi. Daha düşük performanslı maksimum değerleri Clean'de görüyoruz. Genel tabloya baktığımda TürkNet ortalama bir performans sergilerken ortalama MSI oranlarında en iyisi OpenDNS, Cloud ve Watch olarak karşımıza çıkmakta.
Gelelim dünya geneli testlerde Cloudflare birinci olarak çıkıyor. Ek olarak ben de dünya birincisiyle bizim sunucuları kıyasladım. Tabii ki tablo çok daha iç açıcı çıkmakta. Oyun oynarken benim favorim DNS Watch ve VeriSign oldu. Gündelik kullanımda webde gezerken, video izlerken Cloudflare'ı kullanabilirsiniz. Ben elimden geldiğince tablo çıkartmaya çalıştım. Oyun içerisinde öyle çok efektif bir tabloyla karşılaşmasak da elimden geldiğince farklı testlerle de bunu pekiştirmeye çalıştım. Zaten genel olarak etkiyi gündelik kullanımda görürsünüz. Ben elimden geldiğince aktardım. Umarım hoşunuza gider. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşıp destek olmayı da unutmayın. Eğer paylaşmazsanız 780ms sağlayan DNS sunucularını aktif ederim ona göre.